Kürdistan'da başlatılan iki koldan özgürlük yürüyüşü var Van ve Kars'tan. Bu yapılan özgürlük yürüyüşü Kürt halkının iradesidir. Bugün hapishanelerde uygulanan tecrit politikasını, Öcalan'ın üzerinde özel olarak uygulanan tecrit politikasının yıkılması için bu özgürlük yürüyüşü devam edecektir. Ve devamında da bu tarz eylemsellikler devam edecektir. Başlatılan bu özgürlük yürüyüşünü Ezdenlerin Sosyalist Partisi olarak selamlıyoruz. Ve dayanışmayı büyütmek için bütün devrimci kamuoyunu ve insan hakları savunucularını özgürlük yürüyüşüne davet ediyor ve dışarıda mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Şimdi Kürt sorununun bizzat kendisi bahsettiğimiz bütün sorunların başat sorunu olarak ortada duruyor. Yani Kürt sorunu çözülemediğinde bunu beslediği birçok sorundan da kurtulma şansımız yok. Kürt halkının ulusal özgürlük mücadelesi bir tarafta, işçilerin, emekçilerin emek ve özgürlük mücadelesi bir tarafta. Dolayısıyla bütün bunların esasen beslendiği yer ya da şöyle söyleyelim, iktidarların, faşizmin beslendiği yer Kürt sorununun çözümsüzlüğüdür. Dolayısıyla tecrit de Kürt sorununun çözümsüzlüğünde temel bir mesele. Çünkü Öcalan bu meselenin çözümü açısından kritik bir role sahip. Kürt halkının tek muhatap olarak tarif ettiği, tanıdığı bir siyasi önderden bahsediyoruz. Dolayısıyla onun tecrit altında tutulması çözümsüzlükte ısrar demek. Onun tecrit altında tutulması savaş fiskal politikalarında devam anlamına geliyor. Buna karşı bir taraftan Kürt halkının kendi cephesinde mücadelesi sürerken bir taraftan da Türkiye cephesinde işçiler, emekçiler, devrimciler ve sosyalistler kendi cephelerinden cezaevlerindeki bu işkence sistemine karşı mücadeleyi devam ettiriyorlar. Yalnız bu iki mücadelenin birleştirilmesi konusunda başta da söylediğim üzere henüz bir yol, yeterli oranda bir yol alabilmiş değiliz. Bu konuda çok sayıda eylemler gerçekleşti, yürüyüşler gerçekleşti. Bunların en sonu dün DBP ve Kürt siyasi kurumlarının başlattığı, DEM Parti'nin de dahil olduğu Kars'tan ve Van'dan başlatılan özgürlük yürüyüşüdür. Bu özgürlük yürüyüşünün en başta sahiplenilmesi ve yayılması gerekir. Kuşkusuz bu konudaki mücadelenin son aşaması değildir. Halihazırda bir başlangıç olarak bile görülebilir. Bu konuda her birimize düşen görev, birincisi bu talepleri sahiplenmek, bu direnişi büyütmektir. Ama bir diğeri de bu talebin tüm Türkiye halklarına yayılmasıdır. İşçi sınıfının gündemine taşınmasıdır. Tüm emek ve demokrasi güçlerinin gündemine taşınmasıdır. Çünkü cezaevi dediğimiz yer sadece Kürtleri bağlayan, sadece devrimcileri, sosyalistleri ilgilendiren bir mesele değildir. İtiraz eden, hayır diyen, teslim olmayan tüm güçlerin susturulmasının bir aracıdır cezaevleri. Dolayısıyla buna karşı çıkmak da bugün çok güncel bir sorumluluktur. Dolayısıyla biz burada bir 3 günlük dayanışma, bir kamuoyu oluşturma amacıyla bir açlık grevi ve nöbet başlatmış bulunduk. Ama elbette ki bu direniş devam edecek, bu mücadele sürecek. Bu konuda da kararlılığımız vardır. Bu konuda dün yürüyüşe başlayan arkadaşlarımızın mücadelesini selamlıyoruz. Bu konudaki başta direnen, nöbet tutan ailelerimiz olmak üzere tüm halkımızın direnişini selamlıyoruz ve tüm demokrasi güçlerine, tüm emek demokrasi kamuoyuna da bu mücadeleyi sahiplenme, yaygınlaştırma çağrısı yapıyoruz.